Şu anda 23 günlük. Annesi 3 gün, 2 günlükken annesini kaybediyor. 21 gündür, 3 haftadır bakıyoruz. Elden biberonla süt, süte biraz su karıştırıp şimdi mama, biraz daha ileriki günlerde mamayla beslenecek. Fakat şu andaki parmak bebek dediğimiz küçücük 23 gündür kendince, bak orada nasıl hayata bağlanıyor. Umutla bağlanıyor. İsmi zaten Umut. Kendisinin böyle elde bir anne gibi ihtimamını gösterip o bakılıyor ve bakır büyüyecek. İleriki tarihlerde büyüdükten sonra yine onun ne kadar büyüdüğünü görme şansımız olacak. Parmak çocuk gibi, parmak kedi yavrusu 23 günlük, 21 gündür annesini olmadan arkadaşımız kendi elleriyle bir bebek ihtimamıyla süt verilip bakılıyor. Yanlarına çok teşekkür ediyoruz. Annesi araba çiğneme sonucunda vefat ediyor. Nasıl onun küçücük nasıl hayata bağlanıyor? Yoksa 21 gün yaşayamazdı. Hayata tutunamazdı. Umutla küçücük burada umutla, büyük görünür belki ama umutla hayata, evet, umutla hayata bağlanıyor. İnşallah. Burada büyük görünmez, çok küçük yani. Bir ölçek gösterebilirsek bakınız yani şu şey boyunda yani küçük, öyle çok büyük değil, küçücük. Umut bugün 23. gününde uyuyor ama uykuyu da aldı. Hadi biraz daha. Uykuyu da aldı. Allah Allah. Uyumadı. Allah'ım. Parmak bebek ne diyorlardı? Bir ismi vardı onun. Parmak bebek. Küçük. Anne sütü olsaydı daha mı büyük olurdu? Aynı olur, değil mi? Aynı olur. Biraz daha büyük mü olurdu? Cins olarak da çok şey değil. Hayır, daha mı büyürdü yani? Çabuk mu büyürdü? Anne sütü, evet. Tabii ki de daha iyi. Daha çabuk büyütürdü. Evet. Anne ihtimamıyla. Ama hayata bağlanması, 3 hafta yaşaması mümkün değildi. Yaşayamazdı yani. Evet. Yaşayamazdı. Yani ölçek olarak gösterdiğimiz zaman bir avucumuzun yani tamamı da olmuyor. Ya anne memesini arıyor, küçücük, evet. Anne memesini bulamayınca parmağımız emiyor. İnşallah hayatı daha da tutunur, İnşallah. Bağlanır. Kendilerine teşekkürler ediyoruz, sağ olsunlar. Küçücük. İsmini de kendisi gibi Umut oldu. Umut'la sütünü içiyor. Afiyet olsun Umut. Oradan. Aleykümselam. Arkadaşlar açıyor şeyleri.